Eğitim serisinin Askopos'a giriş oturumuna hoş geldiniz. Ben Elsever Türkiye ekibinden Sayde ve uzman arkadaşım Kiril bizimle bugün. Öncelikli olarak Equal projesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü önemli bir proje ve şu an hani bugün anlatacağımız Scopus ve bunun yanı sıra Sansarek ve Mendeley Elsevier'in TÜBİTAK Kulak Bilim'de Equal projesi kapsamında işbirliğiyle tüm Türkiye'deki üniversite kullanıcılarına sağlanılıyor. Daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıda iletmiş olduğum linklerden bu proje hakkında ve Elsevier'in sunduğu bu çözümler dışındaki diğer çözümler hakkında bilgi almak için bu sayfaları kontrol edebilirsiniz. Bugün öncelikli olarak serimizin ilk başlangıç semineri olduğu için öncelikle Scopus nedir, ne işe yarar, birlikte onu anlamaya çalışacağız. Tabii ki şu ana kadar burada ilk kez Scopus kullanmayacak kişiler vardır, çoğunluktadır belki de. Ama genel olarak hani onların da işine yarayacak bir takım güncellemelerle ve demo sırasında yapacağım örneklerle yardımcı olmaya çalışacağım. Sunumun başında belirttiğim gibi sorularınızı Q&A kısmından içerikle yani sunum içeriğiyle ilgili sorularınızı Q&A kısmından lütfen yazın sunumun her aşamasında. Sunum tamamlanınca sadece bu sorulara cevap vereceğimiz zaten canlı eğitimlerin amacı bu. Bunları olabildiğince yanıt vermeye çalışacağım elimden geldiğince Kiril arkadaşımın da yardımıyla. Şimdi Scopus nedir? İlk kez duyanlar için. Scopus bir veri tabanı ve Scopus makale özü dediğimiz abstract ve atıf veri tabanı. Ve burada en önemli ayrıntı hakem değerlendirmesinden geçmiş. Yani her şeyi indekslemiyor, hakem değerlendirmesinden geçmiş ve Scopus'un uzman ekibi tarafından onaylanmış içerik sadece burada yer alıyor. Burada sadece dergiler yani hakemli dergi değil 28 bin burada fazla sayı bir sıfır fazla koymuşum ben kendimden ama bu sıfırı şu an hemen nezdinizde düzelteyim. 28 bine yakın şu an aktif dergi hakemli dergi indeksleniyor durumda. Ama bunun yanı sıra sadece dergi içeriği değil, conference proceedings dediğimiz 12 milyona yakın konferans yayını ve 300 bin aşkın kitap içeriği ve 7 bin farklı yayın evinin sadece Elsevier olarak bizim tabii Sansarek yayınlarımız var ama sadece bizim yayınlarımız değil, 7 bin farklı yayın evinin bu farklılıktaki içerikleri 105 ülkeden farklı içerik Scopus'ta indeksleniyor durumda. Ve oldukça 18. yüzyıl uzanan bir tarihsel derinlikle sizlere bunu sunuyor. Şu an bakıldığında bu özelliklere neredeyse 100 milyona yakın veri indekslenmiş durumda. Dolayısıyla bu sahada göreceğiniz hani ne amaçla kullanabilirim, işte hangi dergileri, hangi kaynakları okuyacağınıza karar vermek, kendi veya başka araştırmacıların etkisini takip edebilmek, işbirliği olanaklarını keşfedebilmek, sizin veya kurumunuzun veya başka okulların, başka araştırmacıların araştırma etkisini ve trendlerini analiz etmek, ve aslında sizin araştırma ekosisteminizi ve süreçlerinizde ihtiyacınız olan her anlamda bu seçilmiş ve hani gerçekten belirli filtrelerden sonra size sunulmuş geniş literatür kapsamında hani sizin ihtiyaçlarınıza göre yanıt vermeye çalışıyor. Tabii ki sadece bir veri tabanı dedik ama bu verileri bu şekilde size alın kullanın demiyoruz. Bizim çok gelişmiş bir teknik ekibimiz var arkada çalışan. Dolayısıyla her geçen gün bunu nasıl kullanıcı dostu bir şekilde geliştirebiliriz bunun için çalışıyorlar ve yeni özellikler ekliyorlar. Örneğin bu 90 milyon verinin içerisinde sadece hani bu çıktılar değil, 94 bin yani 100 bine yakın kurum profili görüyorsunuz. Çünkü bu yayınların yazarlarına sahip olduğu bir kurum var. İçerideki sistemler bunları kurum profilleri oluşturuyor. Bu verilerden yola çıkarak ve kurumları da görebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz kurum bazında.
Yine tabii ki bu kitap bölümlerini, makaleleri tek başına oluşmuyor. Sizler gibi yazarlarımız bunları üretiyor. Dolayısıyla yazar profilleri, 17 milyon üzerine yazar profili var. Ve bunlar gerçekten görünürlük açısından da, şimdi zaten göreceğiz sistemde de hepsi bütün yazarlar linkli durumda. Hani bir yayın nasıl Scopus indeksli bir dergide kitap da yayınlandığı zaman otomatik oluşan profilleriniz aracılığıyla aslında tüm dünyada görünümünüze katkı sağlamış oluyorsunuz ve kendi profiliniz üzerinde çeşitli iç ve yani ülkede ve ülke dışı uluslararası işte fon sağlama, proje başvuru ya da işte atama gibi şeylerde zaten sizden Scopus'ta indeksli yayınlarınıza bağlı bir takım metrikler, değerler isteniyor. Bunları çekip kolaylıkla ilgili mecralara sunabiliyorsunuz. Kendi seçimlerinizi buna göre ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Scopus bu anlamda gerçekten tek bir amaç değil, tek bir paydaş değil, farklı farklı amaçlara hizmet eden bir veri tabanı. Burada bakıldığında dediğim gibi yani tek şu an bugün biz araştırmacı perspektifine biraz odaklanacağız. Öğrenci ve araştırmacı ama sunduğu kabiliyetlerle ve veriyle, metriklerle ve gün be gün kendine kattığı teknolojik yeniliklerle aslında araştırma ekosisteminde araştırmacıdan tutun kütüphanelere, araştırma birimlerine, rektörlük gibi üniversite yönetimlerine ve The Higher Education Quest gibi sıralama kuruluşlarına doğru kararlar vermesinde ve stratejiler oluşturmasında bir destek aracı. O yüzden gördüğünüz gibi araştırma ekosisteminde her adımda işbirliği, strateji ya da işbirliği ya da yönetim, araştırma yönetimi konusunda destek olan bir sistem. Şimdi ben bu noktada sözü Kiril'e vermek istiyorum demoya geçmeden önce. Çünkü araştırmacılar olarak baktığımızda bize çok geniş literatür tarama kaynakları sunuluyor. Kütüphanemiz tarafından, kurumumuz tarafından ya da açık kaynaklar var. Tabii ki en çok kullanılandan literatür tarama anlamında bir tanesi de Google Scholar. Dolayısıyla hani bu kapsamda Kiril'e sormak istiyorum. Niye araştırmacılar ya da işte bu türlü bir literatür taraması yapmaya ihtiyaç duyanlar Google Scholar ya da benzerlerini yerine Scopus'u kullanmalılar ya da kullanmaları onlar için faydalı olur. Here is your question, Kiril. I'm giving the floor to you. Sonunda ben size çevireceğim Kiril'in cevabını. Thank you. Thank you so much, Saida. Hello, dear colleagues. It's a pleasure to be with you today. So I wanted to say a couple things on why using Scopus offers you additional benefits. To in comparison to searching, for instance, for for academic papers on Google Scholar. And one of the key differences that you come across when you search for an article in a particular area or using some keywords in Google Scholar is that it feeds you all the results which the Google crawler considered to be appearing as a scientific article, which might include scientific journals which are not peer-reviewed, and all sorts of publications that have some sort of an abstract, a title, and affiliations, which might not be academic content at all. On top of that, they would be by default sorted by citation rate, but you will have very little opportunities to sort them otherwise or to narrow down your search. So the first part, the quality of content. In Google, you will come across quality research articles as well as
content coming from journals that have not been peer-reviewed at all, and content from sources such as media outlets that is has nothing to do with academic research at all. One funny example that one of our team members has come across once was a kindergarten's menu that was indexed in Google Scholar just because it appeared to look like an academic article on the face of it for this crawler software that uses to grab content and index it. The other thing, the other difference that makes that makes your search way more efficient and precise is that in Scopus you have an opportunity to query every type, every field of metadata that accompanies your paper. That means that if you want to, let's say, find papers related to a particular research field with a selection of keywords dating no earlier or no later than a particular year, authored by researchers affiliated with a particular country or institution that you trust, and let's say published only in a selection of journals, you can do that. That is possible, so that you filter out all of the papers that you don't trust or you don't want to waste your time reading for whatever reasons you have and consider legitimate. Formulate your query as precisely as you want, and on top of that you can save it so that later on when you want to redo your search and look for any new papers that appeared in the field of your interests, you can do that without any single an additional move by just saving that query and clicking it, let's say, a month later, or by signing up to regular notifications and again getting, for instance, an update on the recent research in your area of interest on a monthly or weekly or fortnightly basis. I think, well, these are the three points I wanted to cover in that regard. We'll have more opportunities to do to practice with that and see what it looks like in the Scopus interface in the end of our webinar. Correct me if I'm wrong, say that. Yeah, okay, thanks, great, thanks for that. Yeah, after the demo, if there will be any questions, we will be replying all of them. Thank you for your contribution. Thank you. Kiran'ın söylediklerini özetlemek gerekirse, yani Google Scholar gibi açık kaynaklarda sık niyet Scopus'u tercih etmeliyiz. Çünkü Google Scholar her şeyi indeksliyor. Hatta bir arkadaşı Kiran'ın bahsettiği gibi bir anaokulu menüsünü bile indekslenmiş halde, hani bir makaleye benzediği için Google Scholar'da bir makale gibi indekslendiğiyle karşılaşmış. Dolayısıyla her şey indeksleniyor. Kaliteli, kalitesiz, nitelikli, niteliksiz. Bu anlamda hani Scopus zaten bir seçim komitesi var. Dergiler, kitap yayın evleri başvuruyorlar. Bu süreçten 6 aydan 2 yıla kadar değerlendirme süreci sürüyor. Ve bunun bu değerlendirmede gerçekten bu kriterleri karşılayanlar indeksleniyor. Ve bu yolun sonu değil, ömür boyu indekslenmiyorlar. Sürekli devam eden bir radar sistemi ve kontrol mekanizması var. Ve yeniden değerlendirmeye alınıp sonucunda indeksten çıkarılma durumları olabiliyor. Dolayısıyla böyle nitelikli bir şey zaten hani önceden siz hani hepsini yapıp bunu ayırt etmeye vakit ayıracağınıza ya da farklı gerçekten de seyirsiz yayınlarla çalışmalarınızı yürütmek yerine bu tür önceden filtrelenmiş nitelikli veri tabanlarını kullanmak size hem zaman hem de kalite açısından
fayda getirecektir. Diğer bir yanda tabii ki biraz önce de bahsettim ve demo aşamasında göreceğimiz gibi Scopus'un size sunduğu bir sürü teknik olanaklar var. İşte geniş yelpazede filtreleme, işte yazar profilleri, kurum profilleri ve analiz etme seçenekleriyle aslında sizin arama yaptığınız belirli bir kelime, kilit kelimelerle arama yaptığınızda bile bu filtreleri ve fonksiyonları kullanarak çok daha kişiselleştirilmiş ve o alana odaklı, sizin önceliklerinize odaklı bir sonuç listesi elde edebiliyorsunuz. Bu da milyonlarca kayıt içerisinde aslında size gerçekten fayda getireceklere ulaşmış. Ulaştırmanıza olanak sağlıyor. Dolayısıyla bu anlamlarda gerçekten hani bir adım önde başlamış oluyorsunuz. Yine demo kısmından sonra hani sorularınız olursa Kirill'le beraber yanıtlamaya devam edeceğiz. Şimdi Scopus demosuna direkt geçiyorum daha fazla vakit kaybetmeden. Soru cevabı da çünkü vakit ayırmamız gerekiyor. Scopus'ta yani Scopus'u scopus.com'dan erişebiliyorsunuz. Burada tabii kurumların IPC ya da proxy üzerinden bir erişim olmanız gerekiyor. Dolayısıyla kütüphane sayfalarını zaten bunu nasıl yapacağınızı özellikle pandemi döneminde bunu yaşadığımız için sizlere anlatıyor web sayfalarında ve gösteriyorlar. Dolayısıyla o şekilde kurum üzerinden erişiyorsunuz. Eğer kurum üzerinden erişemiyorsanız zaten Scopus Preview diye bir şey çıkıyor. Orada erişim çok limitli. Sadece yazar kontrolü vesaire yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla Scopus Preview görüyorsunuz. Demek oluyor ki bu full versiyonla şu an erişmiyorsunuz. Ama onun dışında eğer şu an benim gördüğüm ekrana erişiyorsanız her şeye erişiyorsunuz. Yani Scopus'un benzer indekslere göre farklı alt şeyleri, farklı indeksleri, alt indeksleri, üst indeksleri yok. Her şey tek bir yerde. Bütün yayın türleri, bütün olanaklar tek bir sayfada. Dolayısıyla hani burada baktığınızda her şeyi görüyorsunuz ve her şeyi arayabiliyorsunuz. Simla Hanım ve diğer bir kişi daha elini kaldırmış. Sorularınızı lütfen Q&A kısmından yazın. Çünkü şu an 800 kişiyiz. Melike Hanım siz de, Sevil Hanım siz de. Lütfen hani ellerinizi kaldırma şu an için Erdoğan Bey. Şu an ellerinizi lütfen kaldırmayın. Çünkü hani size söz verip yanıtlayamam ama Q&A kısmına yazarsanız sunum sonunda sizlere yardımcı olmaya çalışan anlayışınız için teşekkür ederim. Şu an 800 kişiyiz çünkü hep beraber canlı olarak. Bu arada ilginiz için de çok teşekkür ederiz. Şimdi Scopus'un ana sayfasında aslında sizlere anlattığım farklı bir takım alanlarda arama yapabiliyorsunuz. Literatür arama yapabiliyorsunuz, yazar araması, yeni eklenmiş dediğim gibi sürekli gelişmeye devam ediyor. Researcher Discovery, Affiliations var. Yine bugün bahsedeceğim bir de bu aileye eklenen Scopus AI var. Duymuş olanlarınız vardır. Kısaca size Scopus AI'yı da biraz daha bir nefes alacağımız bir zamanda demoda dinlenme amaçlı videosunu göstereceğim. Ne demek Scopus AI? Öncelikli olarak yazar aramasına da geçmeden önce şunu da göstereyim size. Bu gerçekten çok önemli ve aslında bakıldığında kaçırılan bir alan. Sources kısmı. Scopus'ta indekslenen süreli yayınlar var. Yani tabii süresiz olduğumuz kitap gibi yayınlar da var ama Scopus'ta indekslenen süreli yayın olup belirli işte site score gibi metrik yani olan süreli yayınları indekslenen buradan kontrol edebiliyorsunuz. Öncelikle buradan başlayalım. Ve bu indekslenen kaynakları bu şekilde başlık, yayın evi ya da ISSN üzerinden bakabiliyorsunuz. Örneğin subject area yani konu alanında seçim yapabiliyorsunuz. Mesela food science alanındaki birden fazla da seçebiliyorsunuz. Bu şekilde şu an indekslenen yayınları görüntüleyebiliyorsunuz. Farklı bir takım filtreleri uygulayabiliyorsunuz. Açık erişim destekleyen bir dergi olsun. Ya da işte minimum atıf şeyi şu kadar olsun, atıf sayısı, minimum yayın sayısı şu kadar olsun gibi bir takım kendinize göre filtreler belirleyebilirsiniz. En popüler filtre tabii ki quartile dediğimiz Q değerleri. Yine site score bu
en temel metriği, SiteScore dışında da bir sürü metrik sunuyor, bir sürü analiz aracı sunuyor Scopus, ama en temeli dergiler için sunulan SiteScore, Scopus'taki yayınların aldığı atıflara göre hesaplanan ortalama atıf sayısı ve her sene yeniden hesaplanıp yayınlanır. Ve bunlara göre de işte ilk %125'lik, ikinci %125, üçüncü %125 ve dördüncü %125'lik aralıklarda bunu filtreleyebiliyorsunuz. Bu neden önemli? Çünkü baktığınızda uluslararası kuruluşlar ve ulusal kendi kurumunuz veya işte TÜBİTAK fonlarına başvuruyorken bu soruyla karşı karşıya geliyorsunuz. Çünkü diyorlar ki size Q1, Q2, Scopus'ta yayınlanan ama Q1, Q2 aralığında olan dergilerde yayınlanan yayınlarınız varsa lütfen başvuruyu ekleyin diyorlar. O bakımdan da bu şekilde mesela filtreli uygulayıp hani diğer sürü yayınlar değil ama mesela sadece dergilerinizi soruyor, apply deyip bu şekilde ben şu an full science alanındakilere baktım. Hani hedefleyeceğiniz dergileri de bu anlamda seçebilirsiniz hangi dergilerde olsun diye. Dolayısıyla bu şekilde bakabiliyorsunuz ve üzerine tıkladığımızda da gördüğünüz gibi derginin bütün bilgileri, hangi aralıktaki yayınları tarihsel açıdan Scopus'ta indeksleniyor, hangi yayın evi, girdiği alt alanlar, SiteScore ve SGR Snip gibi, SGR Saymego'nun bir metriği, İspanyol bir araştırma kuruluşu, Snip de Leiden Üniversitesi'nin metriği. Yani Scopus dışında iki bağımsız metrik de bulabiliyorsunuz ve bunların hesaplaması, işte diğer alt alanlara göre sıralaması, geçmişteki etki trendleri, mesela hani yayın sayısı artıyor ama işte etkisi düşüyor mu, azalıyor mu, aynı ve alanındaki diğer dergilere bakabiliyorsunuz ve yani bunu değiştirip bu şekilde bakabiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde Perşembe günü yapılacak dergi seçiminde buna detaylı ileteceğiz ve yine derginin içeriğiyle ilgili kısma da buradan ulaşabiliyorsunuz. Burada tabii onun dışında sources kısmına baktığımızda yapabileceğiniz hani buradaki Excel'e çekebiliyorsunuz sayfayı ya da download Scopus source list deyip bu şekilde tüm listeyi indirip kendiniz hani bir takım kendinize özel filtreler uygulayarak bakabilirsiniz. Bu dönem dönem 2-3 ayda bir yenileniyor. Çünkü işte bir takım yeni dergiler Scopus'ta indekslenmek için kabul alabiliyor. Bazı dergilerde Scopus'tan çıkabiliyor. Dolayısıyla bu tür listeler bu yenilenen yılda 3-4 kez listede oluyor. Bunu indirip bakabilirsiniz. Ve metodolojiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz SiteScore nasıl ulaşıyor buradan bakabiliyorsunuz. Şimdi Scopus'ta kaynaklara bu şekilde baktık, süreli olan kısmına. Onun dışında neler, literatür taramayı en son örnekleyeceğim. Onun öncesinde yazar ve diğerlerine beraber bakalım. Mesela siz kendinize bakıyor olabilirsiniz ama ben rahmetli hocamıza bakacağım. Yağcı olarak yazdığımızda bu şekilde last name olarak yani soyadı olarak ilk başta gördüğünüz gibi zorunlu alan. İsim zorunlu alan değil ama... soyadı zorunlu alan. Buraya bir de kurum ismi ekleyebilirsiniz. Daha hani isminiz çok kullanılan bir isimse soyadınız. Bu şekilde girebilirsiniz. Bir de şimdi burada dikkate almanız gereken şey yayınlarda isminizin nasıl yer aldığı. Dolayısıyla o tür bir takım farklılıklar da önemli. Ve search diyorum. Burada gördüğünüz gibi Yağcı soyadlı farklı 206 tane geldi ama benim aradığım Yusuf Yağcı'ydı. O şekilde Yusuf Yağcı diye baştan yazsam biraz daha işim kolaylaşmış olurdu. Burada bir ipucu, eğer mesela hem soyadınızı hem isminizi de yazdınız ama farklı bir takım profillere ayrılmış durumda yayınlarınız ve ikisi de mesela sizin olduğunu kabul edelim. Bu ikisini seçip eğer aynı olduğunu düşünüyorsanız, mesela işte evlenme gibi durumlarda ya da farklı yazımlarda sorun olabiliyor. Buradan request to merge authors, yani bu iki profili birleştir talebinde bulunabiliyorsunuz. Bu hemen oh birleştiriyoruz demek değil. Arkadaki Scopus ekibiniz yayınları kontrol ediyor ve bütün doğrulamaları yapıp yayınların aynı kişiye ait olduğunu doğrularsa birleştirme işleminiz
tamamlanıyor. Bu size zaten e-mail aracılığıyla teknik ekibimiz size bilgi veriyor. Şimdi Yusuf Hoca'nın rahmet içinde olsun profiline girdiğimizde aslında bir yazar profili ne veriyor bize göreceğiz. Öncelikle tabii kurum ismi ama We More dediğimde hocanın daha açık bir şekilde daha ayrıntılı bilgilerini de görebiliyorum. Hangi alanlarda yayınları. Burada kişisel bir veri girişi kesinlikle yok. Yusuf Hoca'nın Scopus'ta indeksi yayınlarından çekilmiş veriler bizim algoritmik sistemimiz tarafından buraya yazılıyor. Yani siz elle bir düzeltme yapamazsınız. Burada hani yayınlarınız baz alıyor. Yayınlarınızın bazında bir düzeltme yapılıyor. Çünkü bazen diyorlar ki ben işte X üniversitesindeydim, Y üniversitesine geçtim ve Scopus profilimi de değiştirmek istiyorum. Bu mümkün değil eğer Scopus'ta indeksi bir yayınınızda yeni üniversiteniz geçmiyor ise. Eğer geçiyorsa hemen buradan edit profile diyorsunuz. Tabii edit profile demeniz için Scopus hesabınıza bir giriş yapmanız gerekiyor. Scopus hesabını çok kolay oluşturabiliyorsunuz. E-mail ve şifre yeterli. Daha önceden ScienceDirect Mendeley'de bir hesap oluşturmuşsanız aynı şekilde onu kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada kendi profilinize girip şimdi biraz sonra ben de giriş yaptığımda göreceksiniz. Gördüğünüz gibi erişim için buna ihtiyacım yok ama bir takım özelleştirilmiş kullanıcı fonksiyonlarını kullanabilmem için hesabıma giriş yapmam gerekiyor. Şimdi artık hesabıma giriş yaptım ve Edit Profile'a tıkladım. Burada Yes, this is my profile, benim profilim mi? Hayır değil, benim profilim değil. Başkası adına bir düzeltme talep ediyorum'a giriyorum. Burada mesela şimdi Yusuf Hoca'nın o yayınlarındaki farklı geçen üniversiteler var. Burada son yayınlarında mesela hem İstanbul Üniversitesi hem Tokyo Üniversitesi teknik geçiyorsa bunlardan birini hani kendi arasında son yayınlarında farklı çünkü bazı araştırmacılar birden fazla kurumda şey yapabiliyor. Görünmesini istediği son yayınlarındaki üniversiteyi seçip değiştirebilir. Yayınlarını kontrol edebilir. Mesela bu bir yayın benim değil diyebilir. Ya da işte baktığında bunların sonunda hayır benim şu yayınım Scopus'ta görünmüyor. O bana bağlanmamış deyip o dokümanı arayıp bu benim dokümanım diye talepte bulunabilir. Ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra düzeltme, işleme eğer herhangi bir farklılık yoksa ya da bir onay gerekmiyorsa gerçekleştirilir. Dolayısıyla siz de bu şekilde kendi profiliniz için düzeltmeler talep edebilirsiniz. Bunun dışında gördüğünüz gibi yazarın analitik bilgileri de yer alıyor. Yayınlarının bir şekilde analitik sunumu. En çok katkı sağladığı dünyada konu alanları. Kimler tarafından atıf almış bu Scopus'ta indeks yayınları. Eğer varsa preprintleri. Çünkü Scopus preprint kaynaklarından da veri çekiyor. Bunları da buraya koyuyor. Preprint neydi? Yayın onayı almamış bir şekilde, yayın onayı henüz almamış yayınlardı. Dolayısıyla bunlar da eğer varsa işte gördüğünüz kaynaklardan preprint yayınlayan bunları bakıyor. Herhangi bir işte hakemli dergide yayınlanmamış yayınlar henüz. Diğer hani ortak yayın yaptığı yazarlar, katkı sağladığı konu alanlarının detayları ve diğer hani bu Scopus'un kapsadığı ödüller ya da işte fon anlamında da olabilir. Bu şekilde bunları da görünebiliyor. Sonuçta hani bakıldığında gerçekten hani Scopus profilleri bu şekilde sağlıyor. Tabii ki bu tek yol değil. Biraz sonra göreceğiz. Hani her şeyde bir link oluyor yazarlara, yayınların içerisinde ya da kurumlarda. O zaman da zaten linkle o yazar profiline erişebiliyorsunuz. Böylece farklı işbirliği kişilerini de görebiliyorsunuz. Bir diğer yeni fonksiyon, yine yazar bazında gidersek, belirli alanlarda, ilgilendiğiniz, çalıştığınız alanlarda dünyadaki diğer araştırmacıları keşfetmek amaçlı. Buraya sizin ilgilendiren bir takım
kilit kelimeler alanlara dair tanımlamak için yardımcı olacak arama kelimelerine girebilirsiniz. Ya da burada şu an hani popüler aramalara göre seçebiliriz. Mesela Artificial Intelligence'ı seçtiğimde burada gördüğünüz gibi 2017'den günümüze yayınlanan ve Scopus indekslenen yayınlar baz alarak buradaki araştırmacılar listeleniyor. Bunları inceleyebiliyorsunuz. Yine biraz önce yaptığımız gibi profilini, yayınlarını gözlemleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu çalıştığımız alanda, dünyada ve ülke filtrelemesi yapabiliyorsunuz ya da kurum filtrelemesi yapabiliyorsunuz. Bu şekilde aslında hedeflediğiniz alanda kimler çalışıyor, onlarla ne gibi işbirlikleri yapabilirim ya da trend ne? Çünkü konu alanınızı belirlemeye çalışıyorsunuz. Bunları keşfederken ya da test konunuzu belirlemeye çalışıyorsunuz. Bunları takip edip mevcut yayınlar ne? Ben çünkü bir tekrar yapmayayım, ben ilerletmek için ne eksik onu bulayım aşamasında. Bunları takip edebilirsiniz. Bu yayınları kontrol edebilirsiniz. Tabii işte sıralamayı, H index ve diğer sizin için önemli olan kriterlere göre sıralamayla değiştirip sizin için önemli araştırmacı profillerini inceleyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde anlatmış olduk. Affiliation kısmına geldiğimizde bu yazarların yayınlarında belirttikleri kurumlar için oluşturulmuş profiller. Burada kurum bazlı arama yapabiliyoruz. Şimdi Türkiye'de eğitim verdiğimiz için Türkiye'den bir kurum seçmeyeceğim. Aşağıda da örneğini yapmıştım girmeden. Mesela Polonya'dan Warsaw Üniversitesi'nden başlayalım diye düşündüm. Buraya girdiğinizde zaten Warsaw geçen bir şekilde üniversite isimlerini size ya da kurum isimlerini sunuyor. İçinizden uygun olanı seçiyorsunuz. Burada bakıldığında bir özeti sunuluyor aslında bu profil sayfasında. Bu kurumun yayınları, yazarları, işte hangi konu alanlarında, bilim alanlarında sıralanmış. Bu bir zaten dergilerin kendi ya da kitapların seçtiği konu alanlarına göre oluyor. Yani bölümsel bazda değil, yayının girdiği alana göre. Yani bunu bölüm gibi düşünmeyin. Yayınların konu alanına göre sınıflandırma. İşbirliği yaptığı kurumlar, yani bu aslında bu yayınlarda ortak yazar olan kısım ve yayın kaynakları şeklinde bir filtreleme var. Doğrudan yazarları inceleyebilirsiniz. Burada yazarları sunacaktır. Hani bunların içerisinde kurumlar dediğimiz gibi farklı farklı amaçla kullanıldığı için bu şekilde hani yazarlarını, H-Index vesaire kendi kurumlar bunu incelemek isteyebiliyorlar ya da belirli işbirliklerinde kurumlar arası bunu kontrol edebiliyor karşı kurum. Bu şekilde görülebiliyor. Bunun dışında işte dediğim gibi işbirliği yapılan kurumlar inceleneyebiliyor. Mesela direkt ben Polish Academy of Science'a girdiğimde bu sefer de bu kurumun yayınlarını kontrol edebiliyorum. Ve yayınlarına gittiğimizde de aslında şöyle bir çerçeve oluyor. Sanki ben hani özellikle bu kurum için arama yapmışım gibi. Ve gördüğünüz gibi akıllı algoritmik sistemin de yardımıyla bir isim varyasyonu da aynı şekilde yazar profilleri içinde geçerli. Doğrulanmış farklı yazımlar için ortak bir profilde buluşuyor. Burada tabii ki çeşitli aramalar yapılabilir. Mesela filtreler kullanılabilir. Mesela ben burada Cited by Highest demişim. Ama işte en yeni döküman ya da farklı A'dan Z'ye sırala gibi seçenekler kullanılabilir. Ya da filtreleri kullanarak bana tabii bu 2024'ten yayın onayı almış ama ileriki sayılarda yayınlanacak yayınlar olabilir. İşte son 5 yılda bana en çok son 5 yılda yaptıklarını merak ediyorum ve en çok hangi yayınlar atıf almış onu merak ediyorum. Mesela bu dergi, bu yayın şu an en çok hani atıf alan 2168 yayın almış ve atıf almış. Bu yayını incelemek isteyebiliyorum. Hani incelemek istediğimde direkt bu şekilde açıp detayları inceleyebiliyorum. Onun öncesinde tekrar o sayfayı dönüp size şunu da göstereyim. Mesela Weave at Publisher
linki var. Scopus tam metinleri sunmuyor. Bu bir atıf ve abstract veri tabanı. Dolayısıyla tam metin değil ama tam metine linkleri sunuyor. Mesela Beavet Publisher dediğinizde tam metni neredeyse kaynağın sizi oraya götürüyor. Ve eğer zaten sizin kurumunuzun açık erişimde değilse ama sizin kurumunuzun bu dergiye aboneliği varsa otomatikman size zaten kurum üzerinden de bağlanmışsınız. Tab metni açık olacaktır. Böylece o yayına da erişebiliyorsunuz. Özeti buradan otomatik kontrol edebiliyorsunuz içine giriş yapmadan. Ya da işte dergiye mesela hangi dergiymiş diye tıkladığınızda yine önce incelediğimiz dergi sayfasına sizi götürüyor. Dolayısıyla bu şekilde kolayca incelemiş oluyorsunuz. Daha fazla detay isterseniz burada yayının içerisine girip size sunulan metrik ve yan kaynaklarla ilgili bilgi ile daha da ileriye gidebilirsiniz. Yani Scopus verdiğiniz veriler kapsamında size gitmek istediğiniz kadar gidebilme olanağı sunuyor. Burada yine bütün yazarlar linkli. Yani gene hani bu yayını kim yayınlamış? İşbirliği yapabilir miyim? Nedir? Bunları kontrol edebiliyorsunuz. Çok çeşitli metrikler görüyorsunuz. Bütün metrikleri tıkla dediğinizde gördüğünüz gibi sosyal medyadan tutun da diğer bütün kullanım ve işte farklı bir takım etki metriklerini görebiliyorsunuz. Ne olduğunu öğrenmek isterseniz yani metriklerle ilgili ilerleyen seminerlerde Kiril de bahsedecek. Bu soru işaretine tıkladığınızda zaten size otomatikman ne olduğunu açıklayacak. Ve referanslar tabii ki bizler için çok önemli. Bu yayının dayandığı diğer kaynaklar ve gördüğünüz gibi bunlar Scopus indeksli olabilir, olmayabilir. Olmayanlarda da yine link göreceksiniz Scopus dışına. Dolayısıyla bu şekilde inceleyebiliyorsunuz. Ve fon bilgisi yani neler desteklemiş? Mesela Brezilya Bilim Bakanlığı desteklemiş, Avrupa Bölgesel Gelişim desteklemiş. Yani bir sürü Kanada, Hong Kong sadece Polonya değil bir sürü yerden NSF desteklemiş bir sürü yerden destekli bir çalışmaymış. Dolayısıyla bunları keşfedip bu kurumlar neleri destekliyor fonlar konusunda bunları keşfedebiliyorsunuz. Kimler atıf vermiş? Yani bu yayın 2019'da yayılmış sonrasında başka çalışmalara ışık tutmuş. Bu çalışmalar neler? Bir adım sonrasını takip edebilirsiniz. Alarmlar kurabilirsiniz. Diğer bu yayına benzer diğer yayınlar nedir? Hani direkt bir literatür taraması yapmadan çok spesifik bir alan ve diğer ilgili dokümanlar ne? Bunları Scopus üzerinden yine kontrol edebilirsiniz. Yine keza sadece yayınlar değil, yine yazarlar bazında da bu alanda çalışan yazarlar ya da işte keywords anlamında bir analiz yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten hani bir ipucu yakaladığınızda ve doğru bir kaynağa ulaştığınızda, bir araştırma sonucuna ulaştığınızda artık onu baz alarak bunu çok daha genişletebilir ve derine inebilirsiniz. Şimdi kısaca bütün arama modüllerinden bahsettikten sonra literatür taramaya geçeceğim. Ama ondan öncesinde kısa bir ara verelim. Hem siz bu dinlediklerinizi birazcık daha varsa sorularınız düşünün. O arada Scopus AI'dan bahsedelim. Scopus AI yeni bir ferdi ama şu an test aşamasında. Henüz belirli testimize katılan kullanıcılarımız var, kullanıcı grupları var. Onlar tarafından kullanılıp bildirimler bekleniyor. Yani şu an herkese açık değil. Ama tabii ki AI çok güncel ve biz aslında ürünlerimizde ve kendi çalışmalarımızda, analizlerimizde AI-sever olarak çok kullandığımız bir teknoloji. Bunu da hani kullanıcıların da kullanılabileceği şekilde ürünlerimizde sunmaya çalışıyoruz. Ve hani kısaca bu nedir? Şuradaki videoyu beraber izleyelim ama öncesinde ben videonun sesi size geliyor mu ona bir kontrol edeyim. O arada sorularınız varsa lütfen paylaşın.
Şimdi neyse başlatayım. Sessiz olursa da zaten hani görüntüsüyle anlatıyor aslında. Evet, bu şekilde bir özet video. Sizler sayfasından tekrar izlemek isterseniz ses gelmediyse oradan da bakabilirsiniz. Ama sadece bir arka fon müziği var zaten. Dolayısıyla şu an dediğim gibi test aşamasında umuyorum hani iyi bildirimler gelir ve gerçekten başarılı bir şekilde hayata geçer. Bu da aslında AI kullanarak kullanıcıların sizlerin daha iyi aramalar yapması ve daha hani istediğiniz sonuçlara daha kolay ulaşmanızı sağlayacak bir teknolojinin Scopus'a eklenmesi olarak düşünülebilir kısaca. Evet, yeni Scopus'un yeni ferdini de tanıştıktan sonra kısaca şimdi literatür taramasına geçelim. Literatür taramasında bu önümüze çıkan kaynağı kullanacağım. Keyword olarak bunları kullanalım. Mesela signal detection seçelim. Şimdi sosyal bilimciler kızacak ama yani önüme bu çıktı. Ben de bir sosyal bilimciyim. Hiç önemli değil. Hani kendi alanınızda benzer şekilde kullanabileceğiniz arabalar yapmaya çalışacağım. Şimdi burada tekrar bir Scopus arama sayfasını açayım ki buradan çünkü keyword almaya devam edebilirim. Literatür taramayı document kısmından başlıyoruz. Burada çok fazla seçenek var. Yani gördünüz biraz önce bir sürü alan indeksleniyor artık teknolojinin de getirdiği kabiliyetlerle bir sürü alanda indekslenmiş alanda arama yapabilirsiniz. Ama hani başlangıç olarak ben hani bir literatür taraması yaparken en çok kullanılan başlık, abstract ve keyword araması yapacağım. Signal detection dedik ve search dedik. Burada tabii ki çok fazla alan geliyor. Ya yani şimdi sonuç geliyor. 500 binin üzerinde geldi. Çok fazla. Şimdi neyi gördük? Burada en basitinden ben aslında signal detection aradım ama signal and detection aradı. Araya bir boolean operatörü koydu. Yani bu koca milyonlarca yayın içeren Scopus'ta signal ve detection geçen her şeyi bana getir dedim. Doğal olarak o da her şeyi getirdi ve 500 binin üzerinde. Ama ben şöyle bir şey yaparsam and'i sildim, şu çift ayracı koydum. Şimdi şöyle bir talimat vermiş oldum. Bana signal detection yan yana geçen bu aralarda olanları getir dedim. Ve 500 binden 111 bine indim. Biraz daha daraltabilirim. Buradan başka mesela flocculation'ı seçelim mesela. Biraz daha daraltıyorum. Aynı zamanda hani signal detection olsun ama bize flocculation geçsin diyorum ve search diyorum. 111 binden 19 yayına indik. Bu benim için oldukça güzel oldu. Dolayısıyla bir anda iyice daraltmış oldum. Çok spesifik bir alan. İlla bu kadar daraltmanıza gerek yok. Amacınıza göre geniş tutabilirsiniz, daraltabilirsiniz. İşte yıl filtreleri ekleyebilirsiniz. Bana son yıllar olabilir. İşte konu alanını filtreleyebilirsiniz. Sadece kimyada görmek istiyorum gibi. Ama tabii multidisipliner çalışmaları da kaçırmamak için hani burada biraz dikkatli olmanızı önerebilirim. Burada şu an hani kitap yok ama bunların arasında kitap da olacak başka alanlarda. Mesela şunu çıkarırsam kitap da girecektir muhtemelen. Çok spesifikleştirdim. Kaynak adı.
işte kurum adı, ülke, bu filtreleri kullanarak genişletebilir ya da açık erişim şeylerine göre filtreleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde olabiliyor. Bu 19 kaynağı işte tek tek inceleyebilirsiniz ya da işte kimler atıf vermiş tek seferde bunu açıp tek tek bakmaktansa bu 19 yayına atıf verenleri tek bir pencereden görebilirsiniz. View Cited By ya da Citation Overview'la. Bu seçtiğim 19 yayına da işte yüzlerce yayın olabilir gene sonuçta incelediğiniz. View References deyip bu kaynakların kullandığı referans kaynakları bir sonuç sayfasında inceleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde farklı bir takım fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. İyi bir yan şu, hani tekrar tekrar bu aramayı yapmanıza gerek yok. Hemen Save Search deyip benim gibi kullanıcı hesabınıza giriş yapmışsanız ya da Set Search Alert derseniz bu artık kayıt altına alınıyor. Save Search dediğinizde sonradan hesabınıza gidip hani daha önceden kaydettiğiniz bu tür aramaları görebilirsiniz. Ya da alarm kurduğunuzda da bu aramanıza kapsamına giren yeni bir yayın indekslenirse Scopus'ta size e-mail ile haber verilir. Bu da sizin için bir vakit kazancı olur. Sürekli takip etmek zorunda, elle takip etmek yerine otomatik bir takip sistemi kurarsınız. Onun dışında sevdiğim şeylerden bir tanesi bu sonuçları analiz etmek. Mesela ben hiç yıl filtresi koymadım şu an. Ve Analyze Search Results diyorum. Yani bu sonuçları, bu 19 yayını benim için analiz et diyorum. Bu aslında sizi halihazırda sunulan verileri bir toparlıyor bir görsel olarak. İşte aslında 96'dan günümüze bu alanda, hatta evet 96'dan yayın var. Ama gördüğünüz gibi inişli çıkışlı. En çok 2017'de yayın yapılmış. Bu şekilde hani trendi görebiliyorsunuz. Kimler yayın yapmış gene onu görüyorsunuz ve yazar profilleri linkli yayınlarına bakabilirsiniz. Hangi kurumlar ve bu bazlamda işte işbirliği yapabileceğiniz ya da burs isteyebileceğiniz kurumlar olabilir. Hangi ülkeler? Bunlar önemli olabilir ve hangi alanlar? Hani bu da sizin için bazı aramalarınızı önüne alabilir ve tabii ki dergi seçiminde sıklıkla bakacağımız kaynak, hangi kaynaklarda? Yani bu alanda en çok yayın yapan dergiyi arıyorsanız bunları kontrol edebilir ve bu dergileri belirli metriklere göre şu sağda gördüğünüz linke tıklayarak karşılaştırabilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten önemli bir size sonuca erişme imkanı veriyor. Şimdi benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Son olarak ben Kiril'e bir soru daha soracağım ama öncesinde şunu da anlatmak istiyorum. Herhangi bir sorunuz olduğunda, mesela yazar profilleriyle ilgili olabilir vesaire, buradaki soru işaretine tıkladığınızda, burada bugün anlattıklarımın da kısa videoları bu tutorials altında var. Ve diğer hani bilmeniz gerekenler support center'da var, destek merkezinde ve kontak us'a tıkladığınızda teknik ekibimizle iletişime geçebiliyorsunuz. Ve talebinize göre hani eğer profilinizde ya da hani farklı bir şeyde değişiklik ya da düzeltme talebiniz varsa bu e-mail formuna tıklayıp ilgili alanları doldurup İşte kendi kullanıcı profilinizi seçiyorsunuz bu şekilde. İşte konu alanını seçiyorsunuz, sorunuzu yazıyorsunuz. Mesela işte ben researcher ya da author, pardon author anlamında seçeyim. Contact reason mesela author profile collection seçiyorum. İşte konunun ne olduğunu yazıyorum, sorunumu yazıyorum ve bilgilerimi yazıp gönderiyorum. Artık tek tek ekip sizinle bu yönde. İlgili ekip hani konuyu o yüzden seçiyorsunuz. İlgili ekip sizinle iletişime geçip bunu doğruluyor. Evet ben şimdi son sorumu Kiril'e sormak istiyorum. Evet Kiril, I would like to ask what are the most common mistakes that stop researchers from searching effectively? Because I just finished a demonstration about the literature search and your input will be valuable. Şimdi Kiril'e şunu sordum. Bir literatür tarama örneği yaptık.
Şimdi Kiril'de, hani Kiril'de de şunu soruyorum, hani onun tecrübesi kapsamında araştırmacıların en çok yaptığı bu literatür tarama sürecinde hatalar nedir? Floor is yours, Kiril. Thank you. Thank you very much, Saida. So I would say that just like quantitative research in statistical analysis, we have two types of errors, two types of mistakes that we very often come across when searching for literature. So that is type one error and type two error. First one is getting the papers that are irrelevant to our cause, and type two error is on the opposite side, is missing the papers that we would otherwise be really interested in, but our query does not help us reach them. So those two errors can be addressed in multiple ways, but the most efficient is to use two very versatile and simple, once you master them, tools that Scopus Advanced Search offers. I would break a tiny spoiler that we will talk about those advanced tools in more detail on day four, but these two things I'm gonna show you now. And Saida, if you allow me to do some screen sharing. Thank you very much. So some really simple examples. So consider this. I hope everyone can see my screen. Yes, we can see. Thank you. Thank you. So consider this. We are looking for recent research about railway transportation from all around the world. We're interested in how wagons get processed, about railway networks, about passenger and cargo transport, and so on. So we want to do some kind of a broad search for recent advances in the field. And that would be typing railway transport, and I get quite a number of papers, 19,000, that's a lot, but of course we can narrow down that search given our priority field of interest. For instance, if we are working with more on the social sciences side, we might focus on the specific journals. We might also limit our search to recent years, now that we're interested in recent advances in the field, and so on. But in this case, we have a lot of type two errors. So we're missing a lot of papers, and that more specifically, the reason for that is that the use of keywords in our case is not complete. We are missing some significant part of the relevant research because there are a few synonyms to the terms that we are using. So railway, that is a more British way of saying things. Americans would say railroad, and the word transport per se can appear in multiple ways. So it might be transport, transporting, transportation, and so on. So instead of that, I will introduce you to a very simple but a powerful tool named a wildcard. So this asterisk will replace itself with any combination of symbols so that we cover all these little little variants of the terms that we are using. And if we run an additional search, we can see that we were missing 60,000 papers. Again, we'll then narrow down our search, keep only recent ones, let's say social sciences, and well, so far I think it's gonna be
quite a limitation. Yeah, we have only 800 papers and we can start reading them either from the most recent ones or get the most cited ones in the above. Another thing is the use of logical operators. So you saw that there was AND that appeared in the search query. It's important to understand which operator to use, when to use. So another simple, I hope so, case. We are interested in railway research and how to apply network science methodology. So network science as a field in statistics and data science deals with networks, nodes and their connections and how to mathematically represent them. So I want to see what kind of models and methods are there to model railway networks with the means of network analysis. So what do I do? Like the straightforward and wrong approach would be a rail. We already know that we need to put it like that. Rail transport asterisk and then what network analysis, and that would be wrong because we need all these terms. The results will contain all the terms appearing in the same metadata combination, but they might stand apart from each other. So rail in one part, transport in another, network in another. So it might so happen that we are at the same time getting some irrelevant papers and missing some relevant papers. So both type one and type two errors. Instead, let's put it this way. Rail transport and network analysis. So that these two terms, rail and transport, appear next to each other, as well as network analysis, next to each other as well. So we have removed a lot of irrelevant documents, but we might be missing something. And that missing thing might be synonymous terms again. So network analysis might be replaced with its synonym. And that is network science or SNA, social network analysis. So we might want to think of what kind of synonyms are there for the terms of your interest and try to use all of them. So rail transport and SNA, rail transport and network science, like this. And we get quite a readable selection of papers. So to sum up, I would say try experimenting with wildcards, asterisk, which helps you replace any number of letters in your search query, and with logical operators, or, which means either of the, or the logical or, I don't have to explain this to you, and the other logical operator which forces our query to contain both parts of the statement. So that is, I think those are the most common mistakes, most common and therefore most easily avoided that we come across while looking for literature on Scopus. Thank you, Kirill. Thanks for your input as a complimentary to my demonstration. Kısaca özetleyeceğim. Hani vaktimiz de doldu aslında anlatım süremiz. Soru cevaba geçmemiz gerekiyor ama kısaca söylemek gerekirse Kirill bize
yani ilgisiz sonuçlarından ve aslında ilgisiz sonuçları dahil etmenin yanı aslında çok fazla daraltarak da aslında bizimle ilgili olabilecek bir takım yayınları kaçırma tehlikesinden, yani bu hatalardan bahsetti ve bunlara ilgin örnekler gösterdi. Örnekleri hani demo şeklinde yaptığı için herhalde o kısımlarda İngilizce çeviriye gerek olmadığını düşünüyorum. Ek olarak da şimdi paylaşacağım sayfada, mesela Scopus'ta arama sayfasına geldiniz. Advanced Search var, ileri arama. Burada kendiniz zaten field kodlar vesaire var. Bunları Kiril Cuma günü dördüncü seminerimiz Advanced, yani ileri seviye Scopus'ta anlatacak bu ve benzeri örnekleri daha detaylı bir şekilde. O yüzden çok kısaca sonunda değindik. Ek olarak da şurada gördüğünüz Search Tips ve yine Support Center'dan da erişebilirsiniz. Buna tıkladığınızda Kiril'in ve benim bugün bahsettiğimiz örnekler ve ötesinde nasıl bunları daha sizin işinize yarayacak bir araştırma yapabilirsiniz, literatür taraba bunları inceleyebilirsiniz. Yine sorulardan bir tanesi de SDG'lerle, yani Birleşmiş Milletler'e sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili aramalarda. Bunu da yine ilgili şekilde burada anlatıyor. Biraz önce de gösterdiğim alanlarda zaten burada da görünüyor ve Kiril ileriki seminerlerde bundan detaylı bir şekilde bahsedecek. Ben son olarak hani katılımcılarımızla da paylaşacağım şeyler var. Sonrasında da genel olarak soru cevaba geçeceğim ve kaydı durduracağım. Çünkü canlı eğitimlerin ana kısmı, siz buraya kadar, bu zamana kadar vakit ayırdınız. Bu sizin ayrıcalığınız olsun, kayıtlarda olmayacak. Ve hani bunları dinlemek isteyemeyenler için de ana sunumu uzatmak istemiyorum. İlk olarak yine sonraki seminerleri soranlar olmuş bu haftaki. Bu sayfadan erişebilirsiniz. Linki tekrar paylaşıyorum chat kısmından. Buradan kayıt olabilirsiniz. Evet, şu an kayıt altına alındı. Yine bu sayfadan kayıtlarda paylaşılacak sizlerle ve e-mail olarak da katılımcılara iletilecek. Kurumlarınız da ayrıca iletecek de. Dolayısıyla hiçbir korkunuz olmasın. Bu video kayıtlarına erişeceksiniz. Onun dışında ya bugün hani yayından bahsettik. Research Academy'den bahsetmek istiyorum. Bizim ücretsiz, Elsevier olarak ücretsiz platformumuz. Bir de bir sorulardan birisi, Elsevier ile Scopus'un bağlantısı ne? Elsevier firmanın ismi. Elsevier'in çatısı altında Scopus, SciSirec, Mendeley, Simon ve işte diğer mühendislik ve yaşam bilimlerinde bir sürü çözüm var. Dolayısıyla bunların hepsi Elsevier markası altında toplanıyor, firması aklında, ama bu çözümlerin hepsini sunan firmanın ismi. Ve Elsevier olarak da 140 yılın üzerinde aslında bir yayın evi kimliğiyle başlayıp sonradan araştırma ekosisteminin ihtiyaçlarıyla bu çözümlerimizi bünyemize ekledik veya geliştirdik. Tabii ki SciSirec hepinizin bildiği 140 yılın üzerinde bir yayın evi olarak tabii ki bu şeye giriş yapmıştık. Ve yine Elsevier olarak da bu tecrübemizi kullanarak araştırmacılara ücretsiz bir platform oluşturuldu. Researcher Academy. Buradaki araştırma sürecinizdeki baştan sona her adımla ilgili ücretsiz eğitim modüllerine, eğitim videolarına, bilgiye, bloğa ulaşabilirsiniz. Bunu kontrol edebilirsiniz. Yine işte giriş yapmak isterseniz Scopus, SciSirec ve Mendeley, yani Elsevier'den hangi bir hesap oluşturduysanız onu kullanarak da giriş yapabilirsiniz. Bunu bir hatırlatmak istedim. İkincisi, Elsevier Türkiye YouTube kanalı. Elsevier Türkiye genelindeki eğitimlere bir ara vermiştik. Çünkü oldukça çeşitli eğitimler gerçekleştirdik 2 sene önce. Çok farklı konu alanlarında bilimsel araştırma ve yayın yapma altında bulabilirsiniz. 17 farklı konu alanında. Hatta daha fazla artmıştı, bu eski bir ekran görüntüsü olabilir. Dolayısıyla Elsevier Türkiye kanalımızı hem Mendeley ve diğer yayın konusundaki eğitimlere ulaşabilirsiniz. Bu sayfayı kontrol edin. Hala yani ufak tefek güncellemeler dışında içerik kullanılabilir durumda. Ve sosyal medya hesaplarımızı özellikle Türkiye odaklı Elsevier Türkiye hesapları Türkçe olarak paylaşım yapıyor. Faydalı olabilecek bilgiler, kaynaklar, haberler paylaşıyoruz. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevaba geçiyorum. Ve dediğim gibi kayıtlar iletilecek. Soru cevaba gitmeden önce de
Kaydı durduruyorum.